ilkelerini edindiğim ve her zaman içinde olmaktan mutlu olduğum hayat görüşüme uygun partimdir. Basınla ilgili sadece ben değilim arkadaşlar. Biz bir kurul kurduk kendi aramızda. Tabii Gültekin Başkanımız her zaman bizimle birlikte. Bunun yanında Burak Esen arkadaşımız var. Berkay arkadaşımız var. Tahsin abimiz bizle birlikte. Hasbi arkadaşımız yine bizle birlikte olacak. Ben sizlerle uyum içinde güzel bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum, umuyorum. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız var tabii bu dönemde. Günlerini yaşıyor. Gençler maalesef mutsuz ve umutsuz. İstihdam sorunu var, işsizlik sorunu var. İşsizlik aldı başını gitti. Gençlerimiz ne yazık ki iş göçü, beyin göçü olarak yurt dışına göç ediyorlar. İlimizden de maalesef hem iç göç var hem dış göç var. Gün geçtikçe genç nüfus şehrimizde azalmakta. Buna maalesef ülkemizde eklenmiş durumda. Gençlerimize sorduğumuzda şöyle diyorlar. Kendimizi güvende ve güvencede hissetmiyoruz. Onun için gidiyoruz. Ekonomi, enflasyon, her gün artan pahalılık ve işsizlik gençleri maalesef yurt dışına yönlendiriyor. Aslında biz nüfus açısından çok şanslı bir ülkeyiz arkadaşlar. Demografik fırsat penceresi diye bir pencere var ve bu her ülkeye nasip olmaz. 16 ve 65 yaş arasındaki nüfusun genel nüfusa oranı Türkiye'de çok yüksek. Bu istenilen bir şey. Ne için istenilen bir şey? İş gücü için istenilen bir şey. Ekonomi için istenilen bir şey. Bu çalışan nüfus, üreten nüfus. Bahsettiğimiz nüfus. Akılcı politikalarla, eğitimle ve doğru istihdamla yönlendirildiğinde demografik fırsat penceresine sahip ülkelerin kalkınması ve gelişmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Her biri dünyada örnekleriyle yükselmiş ülkelerdir. Ama biz ne yazık ki kan kaybediyoruz. Gençlerimizi maalesef kaybediyoruz. Bunun için güzel bir yönetim olduk biz. Hiçbirimiz hepimizden akıllı değiliz. Sorunları hep birlikte masaya yatıracağız. Şehrimizin sorunlarına çözüm üreteceğiz ve politikaları üreteceğiz. 11 ay sonra iktidarımız arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar için gereken güce, iradeye ve bilgiye sahiptir. Bunun için... Basın özgürlüğünü engelleyecek şekilde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir sansür yasası hazırladığı siyasi iktidar, ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin vermiş olduğu olağanüstü muhalefetle beraber en azından ekip önüne ertelendi. Ama vazgeçmeyeceklerdir arkadaşlar. İnşallah yaralarım vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü avukat kanun tasarısında da aynısını yaptılar. Ne zaman bir boşluk bulduklarını tekrar bunu önümüze ve önümüze getireceklerdir. Bizler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında dediği gibi basın özgürlüğü hakaret olmadığı takdirde her zaman savunur. Hakarete ben de karşıyım. Onu ben basında her zaman baro başkanlığım sırasında iyi ilişkiler içinde oldum. Ama hakarete sizler gibi ben de karşıyım. Yani hakaret ettim. Orada artık bir basın özgürlüğü yok. Orada kişisel meseleye giriyoruz. Beni ve yönetimimi tabii ki eleştireceksiniz. Yanlış yaptım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yapıcı eleştirilerden çok olumlu dersler alan bir insanım. Yönetici arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın. Temmuz ve Ağustos dönemini kaçırdığımızda işte takımımız kampa gitti. Diyorlar ki 14 futbolcu var. Ama A takımda oynayacak belki açlık sınırını seviyesinde. Çünkü bir markete gitti, enflasyon olmuş %300 bilmemek sen %30 zam yaptın. Yani bu kimi kandırıyorsun? Niye kandırıyorsun bu insanların? Yani üretim olmayan toplum arkadaşlar bak niye mahkum? Çünkü özelleştirme adı altında bütün yatırımlar satıldı. Bütün devlet kazanımları gitti. Bizim şehrimizde de gitti işte. Fisko Birliği, Sikarap, Susu, Suntası hepsi gitti. Üretim yok. Giresun'un ekonomisi sadece
memur, işçi, maaşı ve emekli maaşı ve fındıkla dönen bir ekonomi. Erman'ın başkanlığında Burak bize bu süreçte destek olmamızı istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz bölgesinde oy oranının en düşük olduğu bölgelerden Karadeniz bölgesi birisi. Cumhuriyet Halk Partisi ama Türkiye'nin birçok bölgesinde ve yerinde birinci parti. Şu anda genel Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak ilk seçimde iktidara gelecektir birinci parti olarak. Bu anlayışla ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizler Giresun'u iktidar partisi olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi ilk yönetimi olarak Giresun'u yöneteceğiz. Onun için bu arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Gerçekten güzel bir yönetimiz var. Öncelikle herkes iyi niyetli ve tek bir hedefimiz var. Buradan da ilan ediyorum. Buradaki benim ve arkadaşlarımın tek düşüncesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye genelinde birinci parti yapmak. Giresun'da da biz biliyorsunuz her zaman Giresun'da iddialıyız. Giresun merkez ve ilçelerinde tekrar belediyeleri kazanmak ve mevcut belediyelerimizi de korumaktır. Bunu başaracağız ve Türkiye'yi de aydınlık günlere kavuşturacağız. Sevgili arkadaşlar, tabii Giresun gültemi sık sık bir iki kere de ondan konuşayım. Sık sık değişiyor. En önemli gündemimiz şu anda. Tabii hayat pahalılığına bahsedeceğim, yine gireceğim orada. Giresun Spor. Ortak değerimiz, gururumuz Giresun Spor'umuz. Bakın benim sözlerimi bazıları çarpıtmaya çalışıyor. Çarpıtamıyorum ama çünkü net konuşuyorum o konuda. Diyorum ki Giresun Spor'un üzerinden elimizi 2-3 ay çekin. Temmuz ve Ağustos ayı Giresun Spor'un ve tüm kulüplerin transfer ayı. Transfer yapamasan Eylül-Ekim ayında transfer yapamıyorsun. Kasım ayında transfer yapamıyorsunuz. Yani transferin mevsimi Temmuz ve Ağustos ayı. Ağustos'u zannedersem 31'i gibi transfer bitiyor. Artık 1 Eylül, 2 Eylül'de bir futbolcu alma şansınız yok.